Herkese merhaba arkadaşlar. Pensli temel beden kalıbımızdan elbise keseceğim. Bunu size anlatmaya çalışacağım. Pensli temel beden kalıbımın bel pensini kullanmayacağım. Sadece göğüs pensini kullanacağım. Fakat farklı bir modelimiz olacak. Şimdi kalıbımı iğneliyorum ilk önce. Şimdi şöyle bir modelim olacak. Bele kadar, şu kısma kadar modeli çalışacağım aşağıya kadar. Büzgü yaparak bir ek parça yapacağım. Şimdi bunu size anlatacağım. Önce kalıbımı bir çiziyorum. Gibi. Bele kadar olan kısmını, şuraya kadar olan kısmını şöyle bir işaret alıyorum. Tam pensil ortasından şuradan bir işaret alıyorum. Ve kalıbı şu şekilde kaldırıyorum. Ve şimdi şuradan aşağısını elbisemin boyunca ölçüyorum. Burası 11 santimetre. Buradan itibaren azıcık buraya bir verevlik veriyorum. Yani evazelik vereceğim. Bu 11 santimetreyi aşağıda ben 16 santimetre olarak çalışacağım. Elbisemin boyunu da omuzdan itibaren ölçüyorum. 130 santimetre olacak arkadaşlar. 130 santimetreye bir işaret alıyorum. 130 santimetreyi kumaş kenarına dik açıyla bir miktar şöyle uzatıyorum. Burayı düz bir şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Ön bedende şu kısma büzgülü bir parça ekleyeceğim. Kalıbımın diğer kısmını oradan kullanarak devam edeceğim. Ama şimdi burayı kesiyorum bu şekilde. Penslerimi arka tarafa geçiriyorum. Şimdi kalıbımızı, bu sefer kalıbımızın geri kalan kısmını kullanıyoruz. Yani ön beden için burayı çalışmıştık, şu kısmı çalıştık ve şu kısmımız kaldı. Fakat bir de buraya büzgü payı vermemiz gerekiyor. Ben o büzgü payını şöyle vermek istiyorum. Benim çalışacağım miktar şurası. Fakat ben şu kısmı da burayı da bu yan kısma katacağım ve büzgü payını buradan vermiş olacağım. Şuradaki bel hattımı çiziyorum. Buraya kadar getirdim. Burayı da dahil ediyorum. Çünkü burayı büzgü vereceğim. Ve belin yan kısmını kalıbın kendisi gibi çiziyorum. Fakat ben bunu etek ucuna doğru hafif bir evazelik vereceğim. Yine aynı şekilde diğer yanda 5 santim açtığım miktarı burada da açacağım. Ve aynı şekilde bedenin yan tarafında da açacağım arkadaşlar. Şimdi burayı bu şekilde iniyorum. Yan bedeni de etek ucuna evazelik vererek iniyorum arkadaşlar. Basenle etek ucunu açarak birleştiriyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Şuradaki parçamı büzdüreceğim. Büzgülü bir şekilde bu parçaya ekleyeceğim. Her iki tarafta da aynı şeyi yapacağım. Görüntümüz şu şekilde olmuş olacak. Şimdi arka bedene de aynı işlemi yapacağım. Arka bedende de ek parçayı hazırlayacağım. Arka bedenimi de yine kumaş katına yerleştiriyorum. Şurada gördüğümüz düz boy ipine uygun bir şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi şunu bu şekilde yerleştiriyorum. Buradan da 5 santim olacak. Evet, bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın şurada gördüğünüz bir belde pens miktarı var. Bu pens miktarını ben iptal etmiş oldum. Çok.
Şimdi arkanın büzgülü ek parçası için yine kalıbımı kullanıyorum. Kalıbının bu kısmını yine büzgü için kullanacağım. O yüzden şöyle şu kısmını buraya yerleştiriyorum. Bu aşağıya doğru hafif bir açma yapacağım için buradan mesafe bırakıyorum. Yine mutlaka düz boyuna bakıyorum kalıbımı yerleştirirken 49 cm. Şuradan da ölçüyorum. 49 cm. Buradaki ve arka orta çizgimden bel hattından aşağıya açarak iniyorum. Aynı şekilde basen şu basen çizgimi oluşturduktan sonra bel çizgimi oluşturduktan sonra basenden itibaren yine cetvelimi açarak evazelik vererek bu şekilde çiziyorum. Ve bel hattıma da işaretimi koyuyorum. Bu çizgilerimi birleştiriyorum, buluşturuyorum. Şimdi arka et parçamızın birleşen kısmı da bu olacak. Bakın yine bunu buraya büzdüreceğim ve bu araya yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi kolları kesebilirim. Şimdi kolumu da keseceğim. Kolumu keserken yine düz boyuna uygun bir şekilde kalıbımı yerleştiriyorum. Düz boyuna bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu kolum bas kalıp yani temel beden kalıbı. Kol ağzını büzgülü ve lastikli yapacağım. Fakat bu kısımda hiçbir değişiklik yapmayacağım. O yüzden kol tepesini olduğu gibi çalışıyorum. Fakat kol ağzına bir işlem yapacağım arkadaşlar. Şimdi kolda şöyle bir işlem yapıyorum. Kameranın açısı göremediği için tekrar anlatıyorum. Kolun pazu kısmına rigamı şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar ve açarak iniyorum aşağıya doğru. Pazu kısmında herhangi bir genişlik yapmıyorum. Yaklaşık bir 5-6 cm ama aşağısını açarak iniyorum. Yine aynı şekilde diğer tarafı da öyle yapıyorum. 7'şer cm her iki taraftan eşit pay verdikten sonra açıyorum. Ve kol ağzında da ortadan kolun ortasından aşağıya 2 cm iniyorum ve yanlarda bitiriyorum. Birleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra kesiyorum. Önce elbisenin bu kısmına ekleyeceğim parçaları hazırlayacağım. Önce bunlara büzgü çekeceğim. Ekleyeceğim parçaların bel kısmına, kısımlarına büzgü çekiyorum. Büzgüyü çekerken elbisenin tam bu kısmına uyacak kadar büzdürüyorum bedeni. Bu şekilde büzdürerek yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu buradan cepli yapmaya karar verdim. Tam büzgülü olan kısım buraya karşılaması gerekiyor arkadaşlar. Sadece birer santim kenarlardan dikiş payım kalacak ve bu kısmı karşılamış olacak. Şimdi bu cep torbasını büzgülü olan kısma buradan dikeceğim ve daha sonra çevireceğim. Ve aynı şekilde bu kısma da cep torbasını yüzü yüzüne gelecek şekilde bu şekilde şöyle dikeceğim ve çevireceğim arkadaşlar. Bunu çevirirken burada bir
biye görüntüsü olmasını istiyorum. O yüzden 1 santimetre bu şekilde yukarıda payını bırakacağım. Yani bunu tamamen sıfır bu şekilde çevirmeyeceğim arkadaşlar. Bakın. Böyle yapmayacağım. Buradan 1 santimetreden katlayacağım. Ve şuradan 1 milimden dikiş çekiyorum arkadaşlar. Şimdi burada çıt koydum. Şuraya bir çıt attım. Cep torbasına gelen yere. Buradaki parçamı, ek parçamı bu şekilde yüzü, bu parçanın yüzü buraya gelecek şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve şuradaki cep torbasını da buraya dikiyor gibi bu şekilde birbirine 3 katı birlikte dikiyorum. Beden, arada ek parçam, onun üzerinde cep torbası olacak şekilde dikiyorum arkadaşlar. Şimdi arka bedende de cep olmadığı için bu ek parçaları buraya dikeceğiz. Önce yüzü yüzüne gelecek şekilde dikey parçayı dikiyorum. Burada tam iğnemi sıfırladıktan sonra, tam iğneyi sıfırladıktan sonra parçayı çevireceğim bu şekilde ve üst kısmını dikeceğim. Şimdi arka bedendeki ek parçalarımı da yerleştirdim. Bu şekilde yaptım. Şimdi bedeni birbirine birleştireceğim. Şimdi elbisemin omuzlarını birleştirdim arkadaşlar. Omuzlarını birleştirdikten sonra kolları birleştireceğim. Kol tepe noktasına, şu gördüğümüz mola kısmına, şu iki işaretin arasına makine ile dikiş çekeceğim. Bu dikiş benim bu kol mola miktarını toparlamama yardımcı olacak. Daha sonra kolu bedene yerleştiriyorum. Şimdi, mola miktarı olan yere, yani şu çıt aldığım yerlere dikişi çektim ve çok hafif büzdürüyorum. Yani buradaki büzdürmekteki maksadım bu kol evinin güzel oturması. Aslında bir büzgü olmayacak görüntü olarak, fakat buradaki ovalliği bu şekilde toparlayarak mola kısmını bedene yedireceğim arkadaşlar. Bu şekilde hafiften büzdürüyorum. Bedenin yüzü bana bakacak. Kolun da yüzü bedene bakacak şekilde. Şimdi şöyle. Bu çarpı aldığımız işaret arka tarafa gelecek. O zaman ben bu kolu değil, diğer kolu kullanacağım burası için. Kol tepe noktasındaki işaretimi tam omuza denk getiriyorum. Kol tepe ile omuzu birbirinin üzerine iğneliyorum. Şekilde ve bedendeki bedenin altını kol altıyla
koltuk altından, yani koldan başlayarak bedenden ve koltuk altından aşağıya doğru bedeni dikiyorum. Şimdi kol altından, tam dikiş hizasından şuradan başladım. Her iki taraftan da bedenden aşağıya doğru çıktım. Yan dikişlerini de bitirdim arkadaşlar. Şimdi bir tek yakası ve kollarının lastikleri. Şimdi arkadaşlar, elbisenin yaka kısmına ben pervaz çalışmayı düşünüyorum. Pervaz çalışacağım, fakat arka ortamda herhangi bir dikiş olmadığı için elbisenin başımızdan rahat geçmesini kolaylaştırmak için arka ortada bir yırtmaç yapacağım. Şimdi pervazı hazırlamak için kumaşımı ikiye katlıyorum şu şekilde. Ve kalıplarımın yardımıyla, şimdi kalıbımın bu arka ortası, arka bedeni, arka ortayı buradaki kumaş katına yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Ve kumaş katına yerleştirdikten sonra kalıbın etrafından çiziyorum. Kalıbın etrafından çizdikten sonra kalıbımı kaldırıyorum. Şimdi ben arka ortada yırtmaç çalışmayı düşündüğüm için buraya birazcık fazla pay veriyorum. 10 santimetre kadar fazla pay veriyorum. Fakat bu payımı yanlarda azaltıyorum. 4 santimetreye düşürüyorum. Ve bunu elinizle veya kavadora cetvelinizle bu şekilde şekil vererek çiziyorsunuz. Şuradan da yarım santim dikiş payı veriyorum. Buraya dikiş payı vermiyorum arkadaşlar. Şimdi arka için hazırladığım pervazı kesiyorum. Bu sefer ön bedenimi alıyorum arkadaşlar. Arka bedenimi bırakıyorum. Ön bedenimi yine kumaş katı kestikten sonra pervazı yırtmaçla birlikte çevireceğim arkadaşlar. Şimdi bu yırtmaç kısmını dikiyorum. Ortaya geliyorum. Pervazı diktim ve pervazın rahat dönebilmesi için küçük küçük çıtlar atıyorum. Ve arka ortada diktiğimiz yerin tam ortasından çizdiğimiz yer.
bu şekilde. Üzerinden spor dikişini de geçtim. Şöyle arkasını göstermek istiyorum. Arkasında da böyle bir yırtmaç oldu. Ben yapım aşamasında göstermeyi unuttum. Daha sonradan arasına böyle bir şerit ekledim. Ve bunun buraya alttan gizli bir çıt çıt da yapabilirsiniz. İsterseniz ilik açıp buraya düğme de dikebilirsiniz. İsterseniz çıt da basabilirsiniz. Ben buraya çıt basacağım. Şuraya bir çıtla arkayı bu şekilde tutturacağım arkadaşlar. Son bir işlemimiz, kollarına ben lastikle büzdürüp toplayacağım kollarını ve etek ucunu diktikten sonra artık elbisemizin dikimi bitmiştir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şimdi elbisemin sonuna geldim. Kollarına da şöyle geniş enli lastik taktım arkadaşlar, her iki koluna da. Şimdi bebe çıt çıtını basmak için arkadaşlar, şu gördüğümüz hareketli mekanizmayı alta yerleştiriyorum. Vidalı kısmı da üste yerleştiriyorum. Üste vidalıyorum. Şimdi bu kısma, şu hareketli kısma, şu kancalı malzemeyi yerleştiriyorum. Buraya koyuyorum. Yukarıya denk gelecek. Büyük yuvarlak elimize oturacak. Bu şekilde bir tabak gibi düşünün. Ve bunu bu şekilde yukarıda silikonlu yere yerleştiriyorum. Şimdi üstte kalan parçada görünen kısım şu olacağı için arkadaşlar, ben o zaman bunu yerleştirirken yüzü buraya denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve buraya yerleştirdikten sonra tulumbamı basıyorum. Ve şöyle bir tık sesi geldikten sonra bırakıyorum. Şimdi çıt çıtımın bu tarafı basıldı arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geldi sıra. Buraya da yaparken yine şu gördüğünüz kancalı kısmı alta yerleştiriyorum. Bu sefer çıt çıtın karşılığı olan bu kısmı üste yerleştiriyorum. Ve şu gördüğümüz çıkıntı yukarıya yerleşecek. Elime şöyle yerleştirdikten sonra yukarıya yerleşecek şekilde bunu yerleştiriyorum. Şimdi bu seferki mantık da tam tersi olacak. Bu çıt çıtımız buraya yerleşeceği için arkadaşlar, buradaki kısım şu olacak. Alta gelen kısım da kancalı kısım olacak. O zaman da bu sefer tersini alta yerleştiriyorum. Bu şekilde yüzünü üste yerleştiriyorum ve basıyorum. Bastım. Şimdi çıt çıtım oldu. Evet, görüntüm bu şekilde olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, pensli temel beden kalıbımızı kullanarak model uygulamalı bir elbise çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan bir şeyler varsa bana her zaman yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bana destek verirseniz videolarımın devamı gelir arkadaşlar ve daha geniş kitlelere ulaşmış oluruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.